Merhaba, Pınar ben. Pinutça'nın kitapları bloğundan. Lala'nın zannedersem videosunda gördüğüm bir şey, tema o kadar hoşuma gitti ki bu sene. Ben de videosunu çekmeye karar verdim. Bahsettiğim Lala'nın YouTube kanalının linkini açıklama kısmında linkleyeceğim sizler için. Siz de gidip Lala'nın videolarına bakabilirsiniz. Lala videosunda 2015 yılında okuduğu kitaplarla ilgili çeşitli tespitlerde bulunmuş. Ben de bunları Türkçe'ye çevirdim. Listesini de paylaşacağım aşağıda sizlerle. Dolayısıyla isterseniz siz de video çekebilirsiniz. Şimdi ilk soru, bu sene kaç kitap okudun? Yani 2015 yılında kaç kitap okudun? Hedeflerin tuttu mu? 100'dü benim hedefim 2015 yılı için ve 106 kitap okudum. Dolayısıyla hedeflerim rahat rahat tuttu. Çok mutlu mesudum. En çok okuduğum tür, ikinci soru. Ben 2015 yılında daha çok klasikler okudum. Özellikle 2015'te 15 klasik etkinliğimiz nedeniyle. Daha sonrasında her ayın 17'si biz okuruz Dostoyevski etkinliğim vesilesiyle. Sonrasından başladığımız Balzac, Sternberg etkinlikleriyle en çok okuduğum tür 2015 yılında klasikler oldu. Üçüncü soru, en çok kitabını okuduğum yazar. En çok kitabını okuduğum yazar Dostoyevski. Biz 2015'te 15 klasik etkinliğine Dostoyevski kitapları okuyarak başladık. İlk kitabımız elimde de tuttuğum Dostoyevski'nin Budalası'ydı. Biz bu kitabı o kadar sevdik ki ondan sonra her ayın 17'si biz okuruz Dostoyevski etkinliği başladı. Nihayetinde de 2015'te en çok okuduğum, kitabını okuduğum yazar Dostoyevski oldu. Dördüncü soru, okuduğun en uzun ve en kısa kitap. Kitap da gayet elimde. 2015 yılında okuduğum en uzun kitap Dostoyevski'nin Budalası. Ben Varlık Yayınları'ndan çıkmış bu kopyaları okudum. Ve şöyle size sayfaları da göstereyim. Gayet karınca doğası gibi yazılmış minik minik. 800 sayfaya geçiyor toplamı. Tek kitapta okuduğum en uzun kitaptı. Okuduğum en kısa kitap Portekiz Mektupları isminde Yapı Kredi Yayınları'nın Kazım Taşkent Klasikleri serisinden çıkmış. Ama benim kütüphanemde bulmayı beceremediğim 40 sayfalık bir kitaptı. Bu arada Portekiz Mektupları çok enteresan. Böyle 15. yüzyılda mı 16. yüzyılda mı nerede işte bir rahibenin sevgilisine yazdığı mektuplar. Normalde rahibelerin sevgilileri olmaz. Rahibenin kim olduğu bilinmiyor, sevgilisinin kim olduğu bilinmiyor. Bir sürü üstüne yazılmış hikayeler, şunlar bunlar, söylentiler var ama mektuplar bayağı aşk dolu diyeyim. Beşinci soru, okudukların arasında 2015'te çıkan en sevdiğin kitap. Bu konuda aslında kararsızım. İki tane kitabı da çok sevdim 2015'te çıkan. Bir tanesi Marslı. Fakat Marslı bundan sonra vereceğim başka soruların cevabında da var. O yüzden Marslı'yı buraya koyuyorum. Üç cisim problemi diyorum. İteki yayınlarından TÜYAP Kitap Fuarı sırasında 2015 yılında Kasım ayında çıkan Üç Cisim Problemi 2015 yılında çıkan kitaplar arasında benim en sevdiğim, en iyi bilim kurgulardan biri olarak düşündüğüm kitap. Evet. Sonra altıncı soru. Yok bu altın. Yok bu 5. soruydu. Evet, 2015'te çıkanlar için de en sevdiğim kitap. 6. soru, 2015'te basılanlar arasında, yok basılmayanlar arasında en sevdiğim kitap. Karıştırdım iyice. 2015'te basılmayanlar denirse benim cevabım tabii ki Yüzyıllık Yalnızlık. Bu sene ikinci defa okudum bu kitabı. Gabriel Garcia Marquez'in dev eseri. Ben bu kitabı muhtemelen Allah bana ömür verirse daha 3 kere 5 kere daha okurum. Her okuduğum senede o sene basılmayan kitap nedir denirse cevabım standart olur. Yedinci soru, söylendiği 2015'te çıkan, çıkmış olması şart değil, çok pardon, söylendiği kadar iyi çıkan bir kitap. Yani böyle hakkında haber çıkmış falan, sizin de alıp okuduğunuz ve sizi de şaşırtmayan, hakikaten iyiymiş dediğiniz kitap tabii ki Marslı. Marslı Amerika'da acayip tutmuştu. Zaten film hakları falan hemen satın alınmıştı. İTEKİ Yayınları bizim için hızlıca Türkçe'ye çevirdi, kazandırdı ve hakikaten de söylendiği kadar iyi çıktı. Dolayısıyla cevabım bu. Söylendiği kadar iyi çıkmayan bir kitap. Burada sizi çok şaşırtacağım. Çünkü bir Neil Gaiman kitabı ile cevap vereceğim size. Amerikan Tanrıları. Neil Gaiman benim en sevdiğim yazarlardan birisi aslında. Hani böyle en sevdiğin 10 yazarı say deseniz kesinlikle sayacağım bir yazar. Fakat ben Amerikan Tanrıları'nı çok zor okudum.
Yani blok olarak okumaya çalıştım. Böyle çok aralar vermedim. Elimden geldiğince vakit ayırdım. Hani böyle elimden geleni yaptım ben bu kitabı sevmek için. Fakat olmadı bir türlü. Ve Amerikan tanrılarını ben sevemedim. İteki şimdi yeni bir kapak yaptı, tekrar yayınladı. Hani baktığınızda yorumlar çok iyi, herkes çok sevmiş. Herkes çok iyi, çok iyi, çok iyi diyor. Neil Gaiman'ın okuduğum 3-4 tane kitabı var. Bundan hariç her birini çok sevdim. En sevdiğim Mezarlık kitabı ve Yok Yerdir bu arada. Ama Amerikan Tanrıları bence söylendiği kadar iyi bir kitap değil. 9. soru, kitaplarda okuduğun 2015'te okuduğun kitaplar arasındaki karakterler içinde en sevdiğin karakter. Yine yüzyıllık yalnızlık diyeceğim. Yüzyıllık yalnızlıkta da kim diyeceğim? Tabii ki Ursula Iguaran diyeceğim. Yüzyıl yaşayan Buendia ailesinin ninesi Ursula. Yani böyle efsane bir kadın yok ya. Dünya üzerinde yazılmış hiçbir kitapta bu kadar efsane bir kadın yok. Yani Yüzyıllık Yalnızlığı okumadıysanız zaten mutlaka okuyun. Ursula ile tanışmadan bu iş olmaz. Mutlaka Ursula ile de tanışın diyorum. En sevmediğin karakter, kitabı bulamadım gene kütüphanede ama en sevmediğim karakter Kan Kırmızı Yol'daki Saba'ydı ana karakter. Bunun da bir videosunu çekmiştim zaten. En sevmediğim karakteri yanıt olarak daha önce çektiğim videoya da videonun da linkini paylaşırım. 11. soru, akışta seni en şaşırtan kitap. Hani böyle kitabı okumaya başlıyorsunuz, sonra bir şey oluyor, aa diyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir şey oluyor. Salman Rushdie'den Gece Yarısı Çocukları. Zaten oldukça kalın bir kitap. Çok başarılı büyülü gerçekçilik akımından bir kitap. Hani büyülü gerçekçilikte zaten şaşırmak normal aslında ama ha bu kadar mı şaşırır insan? Ben kaç kere böyle aa ya falan dediğimi hatırlamıyorum bu kitabı okurken. O yüzden 2015'te beni en şaşırtan kitap da Salman Rushdie'nin Gece Yarısı Çocukları oldu. Gelelim 12. soruya. En iyi adaptasyon filme aktarılmış en iyi kitap. Tabii ki Marslı. Hani bir kitabı çok sevdiğinizde zaten bu sorularda birden fazlasına aynı kitapla cevap verdiğinizi siz de göreceksiniz. İnanmıyorsanız deneyin bir bakın. Marslı'nın filmi de kitabı kadar en iyiydi bence. Ve sadece 2015 yılı için değil bence kitaptan filme aktarılan adaptasyonlar arasındaki en başarılı adaptasyonlardan biri olarak bence tarihe geçecektir Marslı'nın adaptasyonu. Ondan sonra 13. soru, seni ağlatan kitap 2015'te okuduğun. Yani aslında iki kitap var. Biri 10 Amazon ama 10 Amazon'un ağlatması normal. Hani 10 tane kanserle mücadele eden, meme kanseriyle mücadele eden kadının hayatını anlatıyordu. Dolayısıyla onun ağlatacak olması zaten isminde gömülü bence. Konusunda, temasında gömülü. Bir bayan olarak özellikle. Ama Mine Söğüt'ün Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979. Okumadıysanız mutlaka okuyun. 1980'i yaşamadan önce Türkiye 1979'da neleri görmüştü? Mine Söğüt'ün o kıvrımlı bükümlü yazınıyla mutlaka tanışın diyorum. Ve ben Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979'u okurken hani böyle hüngür hüngür ağlamadım ama pek çok yerinde kitabın şöyle iki damla yaş süzüldü gitti gözlerimden. Dolayısıyla Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979 diyorum. Seni güldüren kitap. Beni güldüren kitabı yine bulamadım kütüphanemde. Ama Aziz Nesin'in İt Kuyruğuydu 2015'te. Aziz Nesin'in hani kitapları güldürür, aynı zamanda düşündürür. Çok düşündüm elbette ki yarattığı mizah üzerinden. Ama hani kahkaha attığım kısımlarda oldu İt Kuyruğunda yer alan öyküler arasında. 15. soru. Bu yıl keşfettiğim ve çok sevdiğim bir yazar. Şimdi aslında soruya cevap vermeden önce ben bu yazarı çok seveceğimi zaten çok yakın arkadaşlarımın bana bunu defalarca önermesi nedeniyle biliyorum zaten. Ama ilk kitabı okumak bu sene kısmet oldu. Isabel Allende'nin Ruhlar Evi'ni okudum 2015 yılında. Yine büyülü gerçekçilik akımından bir kitap. Yine şahane bir kitap. Çok çok sevdim. Yani Yüzyıllık Yalnızlığı okuyup sevdiyseniz bu kitabı da %100 seversiniz. Altına imzamı atarım. Dolayısıyla Isabel Allende benim gönlümde bir taht kurdu. Zaten Latin bir yazar. Latin yazarlara ayrı bir ilgim var.
Hatta bu nedenle Isabel Allende'nin ben pek çok kitabını daha Ruhlar Evi'ni okuyup sevmeden satın almıştım. Böyle de bir gerçek var. 16. soru. 2015 yılı içerisinde okuduğunuz ve etrafınızdaki insanların "Aa, sen bunu mu okuyorsun?" dediği bir kitap. Nerede kitabım? Burada. Sinek kadar kocam olsun, başımda bulunsun. Ben bu kitabı okurken insanlar ne bileyim böyle ben klasikleri okuduğumdan mı, artık bilim kurguyu falan sevdiğimden mi? Ya Pınar, o nasıl bir kitap ki? Aslında biraz hüzünlü bir kitaptı ama ismi komik ya. Sinek kadar kocam olsun, başımda bulunsun. Böyle gelip "Sen ne okuyorsun ya? Ya sen böyle kitaplar okur muydun?" falan demişlerdi. O yüzden senenin kitabı bu oldu. 17. soru. Bu arada 18 soru var. 17. soru. Bu yıl tekrar okuduğum ve çok sevdiğim bir kitap. Zaten söyledim defalarca. Yine söylüyorum. Tabii ki Yüzyıllık Yalnızlık. Ben bu sene kitabı her sene okusam, her sene diyeceğim ki bu sene okuduğum en güzel kitaptı. Bu sene okuduğum en güzel kitaptı. Yine öyle diyorum yani. Yapacak bir şey yok. Hani bir insan bir kitabı defalarca okur okur şaşırır mı? İşte ben yani ne olacağını biliyorum ama her seferinde şaşırıyorum. Ve neyse Yüzyıllık Yalnızlık da şurada dursun. Son soru. 2015 okuma performansından memnun musun? 2016'da neyi değiştirmek istersin? Ben 2015 okuma performansından gayet memnunum. Günlük ortalama 75 sayfa kitap okudum. 2014'te de bu böyleydi. Bunu koruduğum için çok memnunum. 2016 için kendime 16 tane hedef belirlediğim farklı bir videom var. Bunun bağlantısını da bununla ilgili YouTube videomun bağlantısını da paylaşacağım aşağıda. Dolayısıyla oradan görebilirsiniz. 2016'da bir takım değişiklikler yapma niyetim var okuduğum kitaplar arasında. Ama onun haricinde yine senelik günlük ortalama 75 sayfa okuma ritmimi koruyabileceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese Pinutça'nın kitaplarından selamlar. Tam bitti. Basayım mı? Aha, basabilirsin.